Orta Doğu, Kuzey Afrika konusunu ele alalım istedik. Korona şeyinden de belki merak ediyorsunuzdur, onu da alabiliriz ama o da tabii çok dinlediğiniz, çok irtibatlı bir konu. Özellikle İran'ı vurması bugün Irak'a vesaireyi çok ciddi şekilde etkilemiş ama isterseniz yani tamamen koronayla kafayı bozmadan bugün seçtiğim metinle devam edelim. Metnimiz Algiers, Rabat, Relations. Tabii ikisi başkent, biri Cezayir'in, biri Fas'ın başkenti, ilişkileri. Double edge diplomasi, iki tarafı edge dediği şey kenar demek, keskin yani iki tarafı keskin diplomasi anlamında. Ve bu diplomatik sıkıntıyı ele alacağız bugün. Yazarımız Abdünnur Tumi. Bu Cezayirli orsam uzmanımız ve bu konuda oldukça kafa yoran değerli bir uzmanımız kendisi. Biz de orsamda onun bilgilerinden istifade ediyoruz, onun değerlendirmelerinden istifade ediyoruz. İngilizce metni beraber çözelim istiyorum. Tabii okumak temel, bol okuyarak yani dil belki en kolay okunarak gelişir. Okuyarak gelişir. Bunu fazla insanlarımız çok bilmiyor ama ben şahsen bu tecrübeyle dillerimi, bildiğim dilleri geliştirdim. Tavsiye ederim. Bugün de biraz bunun balık tutma yöntemi gibi de olur. Bu metinleri nasıl çözeceğiz İngilizce metinleri diye başlayalım. After years of relative calm. Yıllar süren relatif görece demek. Görece sükunet, calm, sükunet, sakinliğe, sakinlikten sonra. These past weeks, geçtiğimiz birkaç hafta, have seen the rise of, yükseliş demek rise, have seen, son birkaç haftada neye rastlamışız, şahit olmuşuz. The rise of one of the hottest levels, en sıcak düzeylerine ulaştığını, yükseldiğini görüyoruz. Neyin? Of diplomatic tension. Tension, tansiyon buradan gelir. Diplomatik gerginlik demektir tansiyon. Between Moroccan and Algerian governments. To date. To date bir deyimdir. Bugüne kadar demek. Cezayir ve Fas hükümetleri arasındaki nadir gerginlik düzeylerine ulaştı diyor bu son haftalar. News media, haber medyası, battling, battle demek, savaş demek. Ama daha çok küçük cenklere battle denir. Büyük şeylere war denir. Büyük savaşı, büyük savaş cephe savaşlarına war denir. Küçük savaşlara battle denir. Hatta win the battle, lose the war veya lose the battle, win the war. Yani küçük hesapları, mücadeleyi kazanıp büyüğü kaybedersen win the battle, lose the war olur. Battle the war'u biraz beraber ezberlemekte fayda var. Medya battling, medya ne yapıyormuş? Savaşıyormuş iki tarafın medyası. Between two capitals, capital hem sermaye demek ama burada başkent. Is not new. Bu yeni bir durum değil. Recent statements, statement ifade açıklama demektir. State birkaç anlama gelir. Ama ifade anlamında daha çok kullanılır. Stated that fiil olarak da ifade etmek anlamına gelir. Made a statement, açıklama yapmak anlamında kullanılır. Recent statements from Moroccan officials. Officials, yetkililer. Officer, görevliler. Bunlar birbirine yakın kelimelerdir. Yetkililerle officials, daha çok yetkili, güçlü adamlar. Officer ise hem bazen devlet memurlarına denir. İkisi birbirine yakın kelimeler. Signal, bu ne yapar? Fiil burada signal, sinyal verir. Neyi? An alarming escalation. Alarming, alarm verecek düzeyde. Escalation belki duymuşsunuzdur. Escalator, da yani böyle yürüyen merdivenler, giderek yükselen şeylere escalator denir. Yani yükseltmek, yani tansiyonun yükseldiğini anlatıyor burada. Escalation, tırmanma anlamına da gelir. That seems predictable. Nasıl görünüyormuş bu escalation? Predictable, öngörülebilir bir eskalasyon, bir tırmanma olmuş.
Relative to. Bu relative to bazen göreceli anlamında, bazen de onunla ilgili anlamındadır burada. Burada ne ile ilgili? Relative to, related to gibi kullanılabilir. Recent weeks development. Evet, ben sizden mesaj almıyorum ama yani denemek için eğer o çalışıyor mu diye de bir yazabilirsiniz. Sizden gelen bir chatten soru veya şey gelebilir mi? Onları da değerlendiririz eğer şey olursa. Bir de ekranın altında benim notlar diye bazen yazmak istediğim şeyler olabilir. Ne gibi? İşte escalation, bilmeniz gereken kelimeler gibi. Eğer mesaj gelmiyorsa da artık belki ayarlarındandır. Onu bir dahakine ayarlarız. Yani normalde soru da sorulabiliyor olması lazım. Evet. Neredeyiz? Relative to demiştik. Recent weeks developments. Son haftalardaki gelişmelere yönelik olarak bu tırmanmanın beklendiğini, beklenebilir, tahmin edilebilir. Prediction. Aslında predict şeyden geliyor. Dear diksiyon aynı kökten geliyor. Şu dictionary bakın. Bunlar hep söylemek, ifade etmek anlamındadır. Fransızca diksiyon dir'den gelir. Pre olunca önceden söyleme. Yani bir şeyi öngörme anlamında. Tabii öngörülebilir oluyor predictable olunca. Bunların kökenlerini öğrenirseniz veya bu temel prefikslerin, öneklerin, soneklerin bunları birlikte ezberlerseniz kelimelerin kökenini çözmek de kolay olur. Daha iyi anlaşılabilir, akılda kalabilir. Although, e rağmen diyoruz. Although relations between the two pivotal demek merkezi, hayati, önemdeki şeylere denir pivot, merkez konumundaki ülkeye. İki tane ülke arasında pivot yani merkezi ülke arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu have intensified böyle yoğunlaşmak yani gerginleşmek gibi bir anlamda burada kullanmış olduğunu görüyoruz. Hangi ülkeler bunlar? Bu iki ülke Maghrib ülkesi, Maghrib countries. Maghrib'de Libya'dan daha doğrusu Mısır'dan sonra başlayan bölgeye Kuzey Afrika bölgesine Mağrip denir. Anlamı batı bölgesi demektir. Yani Mısır'ın batısı. Hatta esprili bir şey de söylenir. O da kuskusun yendiği bölgedir diye. Libya'dan sonra kuskus o bölgenin önemli bir yemeğidir diye söylenir. Mağrip bölgesi. El Mağribil Arabi diye Arapçada da Arap Mağribi diye söylerler genelde. O bölgenin iki önemli ülkesi. İçinde ne var? Libya var, Fas, Tunus, Cezayir var, Moritanya var. Onların en temel, en büyük ülkeleri Cezayir ile Fas olmuş oluyor. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmesine rağmen they know each other well. İki ülke birbirini iyi bilirler. Yani sınırlarını, hassasiyetlerini, zaaflarını bilirler. İsterse tırmandırırlar, isterlerse sükunete doğru yönlenirler. If they want, there is a landscape of entente. Entente diye tabi Fransızca söyleniyor bu. Yani iki türlü de söylenebilir. Entente or entente diye. O da uzlaşma, anlaşma anlamında. There is a landscape. Landscape alan demektir veya ufuk demektir. Landscape böyle bir manzara anlamına da gelir. Yani böyle bir uzlaşmaya da bir alan vardır eğer isterlerse diyor. At the end of the day, günün sonunda ne yapacak? Landscape of entente will not facilitate. Tabi savaşacak durumları da yok demek istiyor. Bu durum neyi kolaylaştırmaz? Verbal escalation. Escalation'ı gördük. Escalation tırmanmaydı. Verbal deyince sözlü. Sözel tırmanma. Verbal. Oral da denir buna bazen benzer bir anlamda. Sözlü ses.
şifahi diyoruz. Arapçadan gelen bir kelimedir. Further ise daha ileri bir sözlü tırmanmaya, zıtlaşmaya da bu ortam çok müsaade etmez. Yani kavga etseler de savaşacak halleri yok. Mecbur bir yerde dururlar diyor. O da yani iki ülke sıkıştıkça bazen birbirlerine böyle laf atıyorlar demek istiyor. Evet, so far, şimdiye kadar, bu bir yine deyimdir. O kadar uzak demek değil yani, so far, şimdiye kadar anlamında. Hani, he so far that I cannot see him desen o anlama gelir tabii. Yani, o kadar uzak ki göremiyorum derken. Ama buradaki so far, bir deyim olarak bugüne kadar demektir. Ve so far Algiers, yani Cezayir başkenti, is favoring. Favoring ne yapıyor? Tercih ediyor. O tarafa doğru yöneliyor. A prudent approach. Prudent ne demek? Daha böyle akıllı, hikmetli, sakin demek. Prudent'ı da yazalım. Prudent, prudence. Approach, daha sakin bir yaklaşım, approach. Sağ ne yapıyor? Benimsedi, benimsemiştir veya tercih ediyor burada. Favor, iyilik yapmak da demek. Böyle zamanda da bir şeyi bir şeye üstün tutmak, tercih etmek anlamına geliyor. Whereas, diğer taraftan, yaparken ama gibi whereas kullanılır. İki zıtlığı şey yapmak için. Rabat, rabat kelimesi de aslında ribat kelimesidir. Bunlar Fransızca fonetikle yazdıkları için bu şeyleri biraz bozuyorlar. Yani Fransız fonetiği kelimenin kökünü bozuyor. Aslında ribattır. Bunlar Fatih'e de o yüzden Fatah derler. Çünkü Fransa'da sesli harflerin okunması biraz farklı. Ona yakın okumak için böyle yapıyorlar. O da bilinsin. Yani normal bizim bildiğimiz ribat. Fatih'e Fatah diyor. İşte Zeynettin Zeydan'a gidip Zidan da dedikleri olduğu gibi. Fransız fonetiğiyle biraz farklı çıkıyor şey kelimelerin yazışı. Ribat remains. Nasıldır? Durur. On the offensive. Offensive, hücumda. Offense, defense. Bunları yine beraber ezberleyelim. Offense, defense. On the offensive, on the defensive. Yine bu deyimdir. Savunmada kalmak demek. Remains. On the offensive, hücumda kalmayı tercih ediyor. At least in rhetorical speech. Rhetorical, söylemsel. Daha böyle yani bir edebiyat veya söylem diyelim. Söylemsel konuşmalarında, yaptığı nutuklarda, söylemlerde daha hücumda, daha fazla saldırgan taraf diyor. Tabii buradaki yazarın Cezayir, yani mümkün olduğunca objektif ama Cezayirli olduğunu da dikkate alıyoruz. The current level of tension, şimdiki gerginlik düzeyi, tansiyonun, current, current da ilginç bir kelimedir. Akan edenden gelir, Fransızca kök, Latin kökenli. Current, yani hakim olan, cari derlerdi eskiden. Cari, geçerli, yani cereyan eden anlamında. Şu andaki geçerli olan, hakim olan düzeyi, tansiyonun, gerginliğin can be traced. Ne yapılabilir? Trace, iz sürmek demek. Initially, ilk aşamada and with certainty ve kesin bir şekilde to the African Union Summit, zirve, Afrika Birliği zirvesine götürülebilir. Yani trace dediği burada götürülebilir, izi sürülebilir. Addis Ababa'da Etiyopya'nın başkenti in late January 2020 Ocağı'nın sonlarında yapılan, Etiyopya'da yapılan Afrika Birliği zirvesinde böyle bir gerginlik ortaya çıkmış. Evet, biz herhalde bir soru sorma şeyini aktif etmedik. Bir dahakine ederiz. O da ilginç oldu, soru soramıyorsunuz herhalde anlaşıldığı kadarıyla.
Bakıyorum bir daha soru var mı başka bir yerden herhalde. Görülmüyor. Demek ki soru seçeneğini aktif etmemişiz. Tabii yeni deniyoruz bunları. Bu tip şeyleri mazur görün lütfen. Evet, Algeria has been a powerful voice. Algeria has been, Cezayir nasıldı? A powerful voice, güçlü bir sesti. On the thorny question. Thorn demek, diken demek. Thorny question, dikenli, yani tartışmalı sorun konusunda. Hangi sorun bu? Western Sahara. Yine bakın, Sahara yazdıklar, yani yazıyorlar Fransızca fonetikle. Aslında Sahra'dır. Ama Fransızca'da H okunmayacağı için Sahra yazsa o da Sahra gibi olur. O yüzden bir A daha eklemiş oluyorlar buraya. Yani şu A Fransızcanın mecburiyetinden gelen bir şey olmuş. Öyle akılda kalıyor artık. Sahra'nın batı kısmı yani daha Sudan'dan başlayıp Mısır'dan başlayıp batıya kadar, okyanusa kadar giden bölgenin son kısmı burası. Bu Batı Sahra meselesi yüzünden Cezayir ciddi bir tavır aldı diyor. Although it is not a party to the conflict. Party burada taraf demek. Tabi it's not an official party dese burada belki daha iyi olacaktı. Resmi bir tarafı değil ama diplomatik olarak Cezayir buna oldukça müdahil. Ne diyor? Çok resmi bir diplomatik tavır almasalar tartışmaya, çatışmaya Cezayir bu konuda Batı Sahra konusunda oldukça vocal'dı diyorlar. Yani sesli ses çıkarıyordu, güçlü bir söylem geliştiriyordu diye çevirebiliriz. The new Algerian president, yeni Cezayir başkanı. Reiterated, reiterate, repeat demek arkadaşlar. Repeat. Reiterated, repeat demek. Repeated, Algeria's position. Ne yapmış? Cezayir'in pozisyonunu tekrarlamış. On the Western Sahara, Batı Sahara konusunda. Nasıl anlatmış? In a statement to the Algerian media. Cezayir medyasına yaptığı bir statement ile yani açıklamayla bunu duyurmuş. Yeni tutumunu tekrarlamış. Daha doğrusu eski tutumunu tekrarlamış yeni bir açıklamayla. We said and we will repeat this. Daha önce söyledik ve bunu tekrarlayacağız. No matter the amount of insults. Insult demek, taciz demek. Bir insana böyle hakaret etmek, rahatsızlık vermek demek. Insults and pressure. Pressure baskı, hakaret ve ne kadar no matter ne kadar olursa olsun bizim için sorun değil gibi yani. Ne kadar baskı ve hakaret işitelim yani bunun miktarı ne kadar olursa olsun amount miktar demek. Receive ise almak. Biz bu konuda ne kadar baskı ve taciz alırsak alalım. The issue of Western Sahara is an issue of decolonization. Bu konuda bizim tavrımız değişmez diyor. Ne diyor? The issue of decolonization. Batı Sahra konusunu bir koloniden kurtulma, bağımsızlık kazanma meselesi olarak görüyoruz diyor. Yani burası işte daha önce İspanyol işgalindeydi. İspanyollar buradan çıkınca burayı Fas sahiplendi. Bunlar diyorlar ki ne İspanyollara ne de Fas'ın egemenliğine giremez diyor Cezayir. Burası bağımsız olmalı. Batı Sahra halkı da bunu hak ediyor diyor ve bu konuda da onlara diplomatik destek veriyor ama fiilen burada zaten Fas hakim. Buradan da ciddi bir fosfat çıkarıyor Fas. Yani sanayisine, ekonomisine ciddi bir gelir elde ediyor. Ama hani tartışmalı bir konu. BM de bu konuyu çözmeye çalışıyor. Tam çözülmüş değil. Türkiye'nin tutumu ise bu konuda Fas'ın yanında yani parçalanmasını veya ayrı bir devlet oluşmasını istemiyor. Cezayir ise bir yandan da bu bağımsızlık fikri derken haritaya bakarsanız eğer
haritada da belki hızlı bir hemen şuradan bir harita yapalım. Google Maps sağ olsun. Hemen bir haritamız açılırsa tabii çok yavaş ama hızlı dersek eğer haritanın şeyi önemli çünkü şurada bir yandan Batı Sahra burası bilmiyorum görüntü geldi mi Batı Sahra buradan Cezayir şu küçük nokta nokta olan yerden aynı şekilde şeye açılım yapmak istiyor. Okyanusa açılım yapmak istiyor. Burayı böyle kendisine yakın bir ülke olursa hem Akdeniz'e hem de Batı Sahra'ya şey yaparım diye kendisini burada garantiye almak istiyor. Yani bir strateji kazanç sağlamak istiyor. Dönersek geriye. Evet. Burada Cezayir'in de işte yani Fas'ın pozisyonları biraz farklı. O yüzden de bayağı tantanalı, sıkıntılı ilişkileri var iki ülkenin, iki kardeş ülkenin. Fas'la Cezayir halkı birbirine kültürel olarak çok benzer. Dilleri, lehçeleri çok benzer. Ve çok yani böyle bir konu yüzünden ayrışmaları çok hoş değil. Çok faydası da yok aslında. Ama özellikle Fransa bu tartışmayı kışkırtıyor diye düşünüyorum ben. Burada ciddi bir iki kardeş ülke birbirine alışverişleri, sınır kapıları da 1999'dan bu yana kapalı. 94'ten bu yana kapalı pardon. Çok uzun bir süredir iki ülke arasında ticaret vesaire yok denecek kadar az. O da tabii iki ülkenin ekonomisine de zarar veriyor. Buradan kârla çıkan büyük ölçüde Fransa. Evet. Algiers position. Buradan anlıyoruz ki şeyin açıklamasından devlet başkanının Cezayir'in konumu on the Sahara question is about the Sahrawi people's right to self-determination. Cezayir'in buradaki pozisyonu neymiş? Sahra konusundaki tutumu. Sahra halkının Sahrawi yine şu Fransızca şeyidir. Bu oui kelimesini, evet kelimesini yazdıkları gibi burada Fransızcadaki O, U, V sesi verir. İngilizce'deki W gibi düşüneceksiniz. Burayı Sahrawi diye yani İngilizce'deki gibi okuyabilirsiniz. Sahra halkının right to self-determination, kendisi karar verme hakkı, self-determinasyon hakkı diyoruz biz buna, olduğunu söylüyor Cezayir. Which is the right of the people to determine their own destiny. Bu da tabi İngilizce. Tekrar bu kavramı açıklamış. Which is the right of people, insanların hakkıdır. Ne hakkı? Determine, belirleme hakkıdır. Their own destiny, destiny, kader. Kendi kaderlerine, kendilerinin karar verme hakkıdır diye self-determinasyonu anlatmış. This diplomatic tool was at the lead-up presentation. Bu diplomatik araç, Cezayir açısından was at the lead up presentation to the UN Council. Fransız şeye BM lead up yani yükseltildi, sunuldu, yukarıya doğru sunuldu. Presentation takdim edildi to the UN Security Council. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Sanki bir yavaşlama mı? Evet, Security Council'a sunulmuş.
Conducted by Christopher Rose tarafından icra edilen bir raporda bu BM Güvenlik Konseyi'ne sorulmuş. Kimmiş bu? Former UN Secretary Special Envoy. Envoy temsilci demek. Bu BM Genel Sekreterinin Batı Sahra için özel temsilcisi. Bunu BM Konseyi'ne sunmuş. At which he offered his findings. Bu şeylerini sunmuş. Bulgularını bu konudaki raporda sunmuş. On Western Sahara Question. Batı Sahra sorunu dolayısıyla bunu sunmuş. Benim internetimin hızı yavaş mı diye şey yapıyor da o beni biraz duraksattı. Ondan bir sıkıntı var mı diye merak ediyorum açıkçası. Neyse. Herhalde biraz bir yavaşlık var. İnternete çok yükleniyor bu saatte. Evet. Which he offered his findings on the Western Sahara question. Bu Western Sahara, Batı Sahara sorunu konusundaki bulgularını sunmuş. Based on a visit to the refugee camps. Mülteci kamplarına, kamplarına ziyaretinden sonra in the Moroccan held Fas'ın tuttuğu alanda raporu yapmış ve held hold'dan geliyor. Moroccan held territory and those in Tindouf Algeria. Those in Tindouf, yine Cezayir'de Tindouf diye bir yer var. Oradaki kamplarda bu Batı Sahralı insanlar yaşıyorlar. Onların şeyini ziyaret etmiş kampları, ona göre rapor hazırlamış. While the UN had refrained, bakın frenden gelir, frein. Re olunca çok bazen anlam değişmez, kendini tutmak anlamında. While the UN, United Nations, had refrained from imposing a solution, çözüm empoze etmeden kendisini tutmuş, refrained etmiş, sakınmış, çekinmiş. Impose, empoze etmek. In this long-standing dispute, tabii bu uzun süren tartışma, ihtilaf konusunda. BM aciz kalmış. Tabii genelde biraz da şöyle söyleyelim. Müslüman dünyanın sorunlarını çözmekte bu BM ve Batı kurumları çok isteksiz davranıyorlar. Birbirini yesinler gibi mantık var. İşte bunu Suriye'de de, Libya'da da, yine Batı Sahra konusunda da görüyoruz. Doğru düzgün bir çözüm üretmiyorlar. Hatta belki işlerine geliyor bile denebilir. The Polisario Front. Burada Fas'a karşı ayrılıkçı mücadele veren şeye Polisario Front deniyor. Yani Batı Sahra'daki milliyetçi gruba. Bu kendilerine Polisario Cephesi diye uzun bir, yani bir şeyin kısaltması, uzun bir ismi var. Onun kısaltması. Polisario Front and the Moroccan government maintain positions that are mutually exclusive. Polisario hükümeti maintain positions that are mutually exclusive. Yani bu ayrılıkçı hareketle Fas hükümeti arasında birbirine zıt iki tane pozisyon var, konum var.
tavır var. Mutually exclusive demek, exclusive, exclude'dan gelir, dışlamak demek. Dışlayan. Mutually deyince, mutually de karşılıklı. Sen onu dışlıyorsun, o seni dışlıyor. Kimse birbirine muhatap olmuyor veya birbirini görmek istemiyor. O tip şeylerde birbirinden tamamen ayrı anlamında kullanılır. Mutually exclusive denir. Neither had been willing to concede. İki tarafta concede, concession, taviz vermek demek. Concession bazen itiraf etmek anlamına da gelir. Evet. Mr. Rose report. Mr. Rose report, however, announced is announced a new phase, yeni bir aşama, phase, faz, aşama demek, yeni bir aşama ilan etti bu rapordan sonra ortaya çıktı. In the negotiations, negotiation, müzakere, tartışma demek, böyle bir yeni durum ortaya çıktı. In this discrete, biraz belli belirsiz demek, and separate, farklı, bu belirsiz sorunda, bilateral exchange, separate, bilateral, iki taraflı demek. Yine bu bilateral'ın lateral, taraflı, unilateral olursa, şuraya yazalım belki. Baştan yazalım. Unilateral olursa böyle, uni gelirse başına, lateral. Bi gelirse veya multi gelirse, bu bir ifadedir. Tek taraflı, iki taraflı, bilateral olursa, bicycle da buradan gelir, bisiklet, iki çemberi tekeri olan anlamında, multilateral, çok taraflı ilişkiler. Yani iki ülke arasındaki ilişkilere bilateral oluyor. Çok taraflı gruplar hareket ediyorsa multilateral oluyor. Ama tek taraflı bir şeyi, anlaşmayı iptal etti mesela, ona unilateral diyorlar. Exchange, böyle söz alışverişi veya kavga gürültü anlamında alışveriş olabilir. With each parties. Thus, dolayısıyla recently tensions rose dramatically. Yakın zamanda tansiyonlar, gerginlikler, rise'dan gelir, yükseldi. Dramatically, çok dramatik bir şekilde, yani ciddi bir şekilde yükseldi. When the Moroccan Foreign Affairs Minister, Fas'ın Dışişleri Bakanı, Nasser Bourita ne yapmış? Strongly attacked Algeria. Bu Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Cezayir'e çok sert bir şekilde saldırıda bulmuş. Attack. Against the backdrop of, backdrop, iz düşümü, yani neticesi anlamında, of its stance. Stance, stand'den gelir, dikilmek, tutum sergilemek demek, tavır. Toward some African countries opening consulates in El Uyun. La Uyun, yine bakın bu Fransızca mantığıyla yazılmış. El Uyun, yani gözler şehri. Uyun şehri var. That the Polisario Front considers the capital of Western Sahara. Şimdi cümleler uzun olduğu zaman en isabetli yol, en garanti yol sondan başlamaktır. O zaman sondan başlıyoruz. Ne olduğunu anlamak için. Şimdi birçok ülke, Afrika ülkesi, Batı Sahra'da şey açmış, konsolosluk veya temsilci açmış, Cezayir buna kızmış. Ama buradan tercüme şeklinde gidersek, bu Polisario cephesinin başkenti olarak kapitali, yani kabul ettiği El Uyun şehrinde diğer ülkeler, Afrika ülkeleri konsolosluk açmasına Cezayir kızmış, bunu eleştirmiş.
Bunu eleştireni Fas Dışişleri Bakanı da sert bir şekilde eleştirmiş. Tabii konsolosluk açmak demek burayı tanıyoruz demek. Yani Fas'ın burada yaptığı iddiaları kabullenmek anlamına geliyor. O açıdan bir diplomatik anlamı var. Dolayısıyla mücadeleyi Fas kazanıyor gibi düşünebiliriz. Yani ülkeler buraya konsolosluk açmaya başladılarsa burayı tanımaya başladılar anlamına gelir. However, Algeria Foreign Affairs Minister, Dış İlişkiler, Cezayir'in Dışişleri Bakanı Sabri Bou Kadum. Bu'lar genelde bu Kuzey Afrika'da Ebu'dan bozmadır. E'si düşer. Yani genelde bu ile kullanıyorlar. An ses kesildi mi bilmiyorum. Bir yandan uyarı geliyor bana ama. Bir kontrol edeyim arkadaşlar. Şey olmasın. Evet. YouTube yeterince hızlı şey gelmiyor diye şikayet ediyor. Uyarı veriyor bize ama herhalde biraz gecikmeli de olsa sıkıntısız geliyordur şeyi. Evet. Biz de hızlanalım biraz daha. Cezayir'in Dışişleri Bakanı Sabri Bou Kadum responded, cevap verdi. We never said something against Morocco. Biz Morocco'ya karşı, Fas'a karşı hiçbir şey, olumsuz bir şey söylemedik. We always think of the future. Biz her zaman geleceği düşünürüz, gelecek hakkında düşünürüz. We don't think of building relationship based on insults and inappropriate words. Hakaretler, insults geçmişti. Inappropriate, appropriate uygun demek. Inappropriate uygunsuz sözlere dayandırmayız kendi ilişkilerimizi. Build relationship. Yani biz daha makul davranmayı tercih ediyoruz diyor. This boring ping pong. Yani masa tenisi gibi gidip gelen sözler ve bu sıkıcı söz diyalosu. Forehand exchange. Değiş tokuşu. Reopened. Reopened. Yeniden açmıştır. An old wound. Wound demek yara demek. Eski bir yarayı tekrar açmıştır. When in 2017 when ne zaman? In 2017 Algeria's Justice Minister delivered 2017 Algeria's Justice Minister, Adalet Bakanı, Justice, Adalet, delivered a speech. Make a speech. Olur, made a speech ama delivered a speech de bir deyimdir. Bu şekilde kullanılır. Bir konuşma yapmıştır. On behalf of, bu da bir deyimdir arkadaşlar. Bunu da not edin. Birisi adına, birisini temsilen. Kimi adına? Of ex-president. Eski Başkan Abdülaziz Buteflika adına bir konuşma yapmıştır. Calling on the UN. Ne yaparak? Davet ederek. Kimi? BM'yi, Birleşmiş Milletleri davet ederek. To support desteklemesi için efforts, support destek, effort, çabalar. Aimed at setting up an international mechanism. Ne yapıyor Cezayir? Bakın. Uluslararası bir mekanizma ile bunun çözülmesini istiyor. Cezayir'le Fas birkaç kere savaşmıştır. Genelde Cezayir kaybetmiştir. O yüzden de savaşa girecek bir durumda yok. Dolayısıyla uluslararası bir çözüm istiyor, bir baskı istiyor. Uluslararası bir mekanizma kurulsun diyor. Bu yönde çabalara hız verilsin diyor. To monitor, gözetleme demek. Monitörden ekran gibi ama fiil olarak gözetleme. The massive and massive mass demek kitle. Massive kitlesel yani çok büyük. And systematic human rights violations. Violation, violate, ihlal etmek demek. Violations, ihlaller. By Morocco, Fas tarafından yapılan kitlesel ve sistematik İnsan hakları ihlallerinin gözetlenmesini neredeki Western Sahara, Batı Sahara'daki
şeyi talep ediyor. Territories, topraklarda, alanda gibi, yani coğrafyasında teritori. Rabat's response to the speech. Rabat'ın, yani Fas başkentinin bu konuşmaya tepkisi, response'ı, cevabı. Carried by the Moroccan media. Fas medyası bunu taşımıştır gündeme, aktarmıştır. Was seen by governmental circles. Hükümet çevrelerinde diyeceğiz bunu. Hükümet çevrelerinde nasıl görülmüştür? Parties notable as a deliberate provocation. Deliberate, kasıtlı. Taammüden deniyor ya, kasıtlı. Provokasyon olarak görülmüştür. Tabi governmental circles dediği hükümet çevrelerinde Fas'taki ve politik partiler, siyasi partiler alanında notably, özellikle daha dikkat çeken bir şekilde El İstiklal Partisi, bu da milliyetçi bir partidir. Onun çevrelerinde bir tahrik olarak yorumlanmıştır Fas'ın tepkisi. Analizciler, linked the plea for intervention. Analizciler ne yapmışlar? The plea for intervention. Plea demek çağrı, böyle yalvaran türden bir çağrı. For intervention. Ne diyor? Müdahale çağrısı. Bunu neyle link etmişler, bağlantılandırmışlar analizciler? Directed to President Tebboune's new foreign policy. Bu bakanın yaptığı çağrıyı, yeni başkanın, bu gösterilerden sonra Cezayir'de başkan değişti biliyorsun. Biraz daha demokratik hale geldi Cezayir. Bu başkan tabii yeni politikalar geliştirmeye başladı. Bu yeni başkanın yeni foreign policy doctrine, yeni dış politika anlayışına bağlanıldı. An action unlike the ex-president, former president, önceki başkanın durumuna benzemeyen bir tavır olarak yorumlandı. Who was tied, eski başkan ne yapmış? Was tied with internal power structure. Eski başkan against rivals in the regime. Rejimdeki, kendi rejimindeki rakipleriyle mücadele eden bir hali vardı diyor. Onunla eli kolu bağlıydı. Şimdiki daha bağımsız hareket ediyor demek istiyor. Rivals, rakipler. Struggle, mücadele. Power struggle, güç mücadelesi. Bakın güzel kavramlar bunlar. Internal power struggle, içerideki güç mücadelesi. Evet. Tensions escalated. Escalate kelimesini artık bugün öğrendiniz. Kaç kere geçti. Tensions tekrar tırmandı. Gerginlikler. Before November 2013 tırmanmıştı diyelim buna. With Moroccan protesters, bu Arap Baharı ile beraber işte gösteriler artınca 2013'te, tabii 2011'de başlıyor Arap Baharı ama onunla ilgili bakalım. As Algeria marked the 59th anniversary chanting anti-Algerian slogans. Tabii 2013'te Cezayir 59. yıl dönümünü kutlarken bağımsızlığının anniversary, yıl dönümü, chanting, böyle şarkı gibi söylemek demek, marşlarla söylemek. Bunlar Cezayir hakkı sloganlar atılmış Fas'ta. One of the protesters bu dönemde climbed up, tırmanmış, yukarı tırmanmış. The building of Algeria's General Consulate in Rabat. Rabat'taki genel konsolosluğuna tırmanmış. And tore down, yırtmış. The Algerian flag, Cezayir bayrağını da yırtmış. This incident, bu olay, caused a widespread
Consternation. Consternation dehşet demektir arkadaşlar. Büyük bir dehşete yol açmış. Consternation. Kırgınlık, dehşet ama biraz daha böyle olumsuz bir anlam var. As well as in the independent media in across Algeria. Bütün Cezayir'de ayrıca da bağımsız medya ve sosyal networklerde, sosyal ağlarda da ciddi bir dehşet ve rahatsızlık uyandırmış. Algerian Foreign Ministry Spokesman, Cezayir Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Mr. Amir Belani, tabi Bela ile alakası yok bunun, bir yer ismidir genelde. Amir Belani, bu Dışişleri Bakanı Sözcüsü, the serious act, o zamanki demiş ki, bu ciddi eylem would not have been possible, imkan dahilinde değildi, without unleashing, unleash serbest bırakmak demek, salmak demek, hatred. Eğer Cezayir medyası unleashing, nefret salmasaydı ortalığa, and mudslinging, çamur atma, by the Moroccan press, PAS medyası milleti gaza getirmeseydi, bu kadar demek istiyor. Bu olmazdı diyor Dışişleri Bakan Sözcüsü. And the political class, başka tabi siyasi sınıflar diyelim, kesimlerin, siyasetçilerin, to inflame, flame ne demek? Alev demek. Inflame, inle en gelirse bazen o işi yaptırmak olur. O da alevlendirmesi. The population against Algeria. Cezayir'e karşı toplumu ateşlemesi olmasaydı diyor, böyle olmazdı. Historically, tarihsel olarak, tense relations between the two countries, iki ülke arasındaki tense, tension'dan geliyor, gergin ilişkiler, go back, geriye gider, decades, onlarca yıl geriye gider, ta 1963'e gider. 63'te tabi Cezayir bağımsızlığını yeni kazandı. Ve burada Sands War, Kumlar Savaşı diye bir savaş yaptılar. Çölde savaş yaptıkları için. Sebebi de şu, çöldeki bir kasabayı almak için savaş yapıyorlar. An episode, bu olay, known as Sands War, fought over territorial claims. Alan iddiaları yüzünden, bu bölge bizimdir iddiaları üzerinden, fought, savaşıldı. To southern border regions, güney sınırlarını ikisi de çizmek üzere, orayı tam çizemediler ve senin mi benim mi diye savaştılar. Since then the relationship has been further strained. İlişkiler strained oldu, yani strain demek gerginlik demektir. Evet arkadaşlar, acaba şeyimiz, vaktimiz doldu gibi sanki de, 5 dakikaya daha bitirelim inşallah. Kalanı siz kendiniz okursunuz. Evet. Has been further strained by Algeria's support. The relationship, ilişkiler daha da gerilmiştir. By Algeria's support, Cezayir'in desteği yüzünden gerilmiştir. For the Sahrawi people's quest for independence. Sahra halkının bağımsızlık arayışına desteği yüzünden ilişkiler gerilmiştir diyor. Tabii bütün Sahra halkı değil, belli bir Sahra halkı diyelim. Hepsi de ayrılıkçı değil. A struggle continuing since Morocco annexed the territory. Annexed, birleştirmek, eklemek demek. Kendine ilhak etmek. Fas, bu alanı, bu toprağı ilhak ettiğinden beri devam eden bir mücadele bu struggle. After Spain left in 1975. İspanya 1975'te alanı terk ettiğinden buraya, bu yana. In 1976, 1976'da violent army confrontations,
76'da ise ordular şiddetli bir şekilde karşı karşıya geldiler. Violent, şiddetli, şiddet içeren. Occurred, karşılaşma çıktı. Silahlı mücadele çıktı yani. Between Moroccan and Algerian troops. Troops, askeri birlikler demek. In Amgella, Batı Sahra'daki şu Amgella şehrinde tartışma çıktı, çatışma çıktı. On February 27, Polisario declared the Sahara Arab Democratic Republic. Tabi bahsettiğimiz Polisario cephesi biraz da sonrasında şey yapıyor. Bir bağımsız Sahra, Arap Sahra Cumhuriyeti ilan ediyor. On March 7, it broke off diplomatic relations between ve bu durum, bu çatışma iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de sona erdirdi diye söylüyor. Evet, son bir kere daha kontrol edelim bizim yayın akışımız. Evet arkadaşlar. Bir paragraf daha okuyup bitirelim inşallah. In 1988, on May 6th, 1988'de, Mayıs'ın 6'sında, it restored diplomatic between the two capitals. İki ülke arasında, they olsa daha iyiydi herhalde. They restored, restore ettiler. Yeniden canlandırdılar. İki başkent arasındaki diplomatik ilişkileri. These events, bu gelişmeler, bu olaylar, marked the first renewal of hostilities. Yani 2013'teki olaylar ise yeniden bu düşmanlıkların, hostility, düşmanlıklar demek. Bu son haftalardaki events, these new events diyesek daha iyiydi. Bu yeni olaylar ise 2013'ten sonraki husumetin yenilenmesi, canlanması anlamına geliyor. When Algeria supported the US-sponsored proposal, Cezayir supported, ABD'nin sponsor olduğu, desteklediği bir teklifi, proposal, Cezayir desteklemiş. To integrate human rights monitoring, insan hakları gözlemini, monitoring, bu Batı Sahra'daki to the UN mission, BM Batı Sahra'daki MB misyonunun sorumluluğuna vermeyi Amerika teklif etmiş. Cezayir de bunu desteklemiş. 2013'teki gerginliğin sebebi buymuş. O zamandan bu yana biraz sükunet vardı diyor. Şimdi tekrar alevlendi. The initiative, bu inisiyatif, bu girişim, was ultimately defeated. Bu girişim yenildi, nihai olarak yenilmiştir. Neden? In the face of vehement opposition. Ne karşısında? In the face of opposition by Morocco. Fas'ın muhalefeti karşısında. Ama vehement demek çok böyle canhıraş, oldukça sert muhalefeti karşısında bu girişimde diyor. Başarısız kalmıştı, akamete uğramıştı. And its allies ve Fas'ın destekçileri ile beraber with the passing of the UN resolution. Bunlar BM şeyini geçirerek BM kararını geçirerek burada Amerika'nın ve Cezayir'in desteklediği planı başarısızlığa uğrattılar diyor. Evet, yaklaşık bir saat doldu. Bir saatte yeterli arkadaşlar. Şimdi yani okuyarak, bence kalanı da siz okuyun. Bilmediğiniz kelimeleri çıkarın.
Anlamadığınız şeyleri yine bana belki sorabilirsin bir sonraki derste. Ama dediğim gibi bu bir özellikle balık tutmayı öğretme şeyidir. Bol okuyarak, özellikle evde kaldığımız bu zor günlerde, bu kritik günlerde boş geçirmeyerek ciddi mesafe alınabilir. Yine biz bu programlara devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diyorum, sağlıklı ve bilgi dolu, sağlıklı ama huzurlu inşallah Türkiye'nin de bu kritik süreci, bütün dünyayı sarsan bu koronavirüsü sürecini de kolayca atlatabilmesi için dikkatli ve özenli olmaya çağırarak bitiriyorum. Başka bir derste buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler.